Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. 11 Temmuz 2024 günlerden Perşembe. Kanalımızdaki dediğim gibi yasal uyarıyı bir şöyle hatırlatalım. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Perşembe, dün çarşambaydı satış günü. Bugün Perşembe. Aslında daha fazla satış olması lazımdı normalde. Çünkü içeride kalanlarla biz bize. Çünkü hafta sonu parayı çekemiyor kimse. Komple borsada olanlar yukarı taşıyacaktı. Ben de dün demiştim borsayı yarın yukarı bekliyorum. Çünkü gerçekten ucuz kaldı. Bir, bayağıdır diplerdeyiz. İki, bugün Amerikan verisi de güzel geldi açıkçası. O da tabii ki bunu biraz daha etkili oldu. Şimdi Gündoğdu Borsa kanalı ilk defa izleyenlere yeni kurulmuş artık demiyorum. 5 ay oldu. 5 ay oldu açıkçası. Küçük sermaye şirketleri alım yerinde paylaşan, Türkiye'de yapılmayanı yapan bir kanal. O yüzden size destek olursanız çok çok sevinirim. Ayrıca buradan bizim Instagram kanalımızdan, pardon burası YouTube, Instagram kanalımızdan bizi takip ederseniz çok çok sevinirim. Çünkü burada da yapılmayanı yapıyoruz. Aynı zamanda grafiklere de özellikle trend değişim grafiklerinde buradan artık başladık. Buradan da bakın Austin, Federal Mogul, İzmit Piston, Tuğçelik, Maçko. Bugün de bunları paylaştık. Hepsinin trendleri kırıldı. Yukarıya hareketler bekliyoruz. Instagram'dan da buradan takip ederseniz, beğeni atarsanız çok çok memnun oluruz. Çünkü Türkiye'de gerçekten ben de yıllardır YouTube izliyorum açıkçası. Kendimi tabii ki geliştirmek amaçlı. Bu iş kolay bir iş değil. Farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Geçen günde bir tane abimiz yazmış. Şarket, gerçekten yıllardır ben de izliyorum ama bu kanal farklı farklı bir iş yapıyorsun hocam. Çok teşekkür ederiz diye yazmışlar. Çok sağ olsunlar. Şimdi endeks bankalar öncülüğünde açıklanan veriden sonra da özellikle bankalar öncülüğünde 11.024 puana kadar çıktı. Bu tarihi zirve diyebiliriz. Hadi 11.024, hadi 11.070 tarihi zirve. Bu bölgeye BIST 100'ün grafiği açıkçası gelmiş. Bu da tabii ki bizim için güzel bir şey. Hacim var mı? Hacim çok önemli bir indikatör. Hacim var mı? Hacim de fena değil. MACD hepsi yukarı. O yüzden güzel. X tüm Y. Sonra bizim yan kağıtlarımızın grafiğine bakalım. Asıl konu bence bu. Çünkü biz küçük sermaye şirketlere yatırım yapıyoruz. Büyük şirketlerden açıkçası ben uzak duruyorum. Niye uzak durduğumu şöyle de göstereyim açıkçası. Şimdi düşen trend kırıldı mı? Kırıldı. Çok çok güzel. Diyorduk ya düşen trend kırılacak, kırılacak, kırılacak. Bugün üstüne 60 çok çok güzel hareket yapmış. Hacim biraz az ama tabii ki ne olur yarın biraz daha fazla, biraz daha fazla diye gidebilir. Önemli olan dediğim gibi düşen trendlerin kırılımı. Bakın düştükten sonra şöyle yapalım. Düştükten sonra düşen trend kırılımlarından sonra neler oluyor? Bakın düşüyor, kırılıyor, ne oluyor? Düşüyor, kırılıyor, ne oluyor? Genelde düşen trend kırılımlarında hareketler yukarı olur. Teknik göstergeler de zaten fena değil. Artık ne demiştik biz? Malınızı satmayın, sahip çıkın. Burası borsa. 2 ay çakarlar, 3 ay çakarlar sonra gene kazanamadığını, gene altında, dolarda, şunda bunda kazanamadığını gene borsada kazanırsın. Sıra bize geliyor. Bas bas bağırdım. Bas bas kendimi paraladım. İnşallah bas bas paraladım. Leyla'ya geldi şimdi aklıma. İnşallah siz de zarar etmemişsinizdir. Zararda beklemişsinizdir. O ayrı bir şey. İkisi çok farklı bir şey. Zararda bekliyorsun. Şu an dediğim gibi evin varsa da zararda. Satacaksan zararına satacaksın. Kendi istediğin fiyata hiçbir şeyini şu an kendi istediğin fiyata satamazsın. Bugün şunu da söyleyeyim. Bugün neden geç çektim videoyu? Şimdi yaşadığımız yerde, ben kırsalda yaşıyorum. Burada bir arsamız var. Ev yaptık buraya. Fethiye'de. Şimdi İstanbul'dan ilk göçtüğümde, biraz da muhabbet olsun anlatayım. İstanbul'dan ilk Fethiye'ye göçtüğümüzde kiraya geçmiştik. Açıkçası Fethiye merkezi. İlk gece, ilk akşam 10.30 civarlarında saat markete gitmiştim. Markete gittiğimde böyle bir su kanalı gibi bir yer vardı. Su kanalının yanında böyle ağacın orada böyle bir tane karanlık, tabii hava karanlık, büyük bir şey ama oynuyor. Böyle ayı gibi kocaman bir şey. Bayağı oynuyor, çöpü karıştırıyor gibi bir şeyler yapıyor. Gittim markete, çok korktum ama açıkçası. Samimi söyleyeyim. Markete gittim. Ya dedim şurada bir şey var ama çöpü mü karıştırıyor? Kapkaranlık göremedim dedim marketçiye. Abi dedi domuzdur dedi. Tamam mı? Açıkçası. Ben dedim ya nasıl olur dedim ya, şehrin içi. Yani Fethiye'nin merkezi. Ya dedi bir şey yapmaz abi dedi. Ya dedim yani biraz sonra evine gideceğim. Benim güzergahımda da aynı zamanda. Yani
aramızda 10 metre. Koşsa domuz falan ne yapar? İnsanı yer parçalar yani. Ben de aslen Kastamonu'luyum. Küçükken de Kastamonu'da Tosya ilçesindeydim. O köye giderdik. Köyde işte konuşulurdu. Domuz falan bizim orada domuz ayı falan denk geldiği zaman insanı parçalar yani açıkçası. Bizim bildiğimiz o. Burada ama Fethiye bölgesinde domuzlar evcil gibi olmuş artık. Sokak köpeği gibi olmuş. İnsanlara hiçbir şey yapmıyor. Açıkçası böyle sokaklarda grup halinde geziyorlar. Açıkçası kimseye de bir şey yapmıyor. Turistler de çok açıkçası çok şey. Artık onlara alışmış. Burada turist de çok yaşıyor yerleşik. Ben de zamanla biz de alıştık. Ama burada ne yaptık? Bizim şimdi su hattındaki su borumuzun evimize gelen borunun bir kısmı şeymiş. Bir kısmı açıktı. O kısmı sen gel domuz dişiyle patlat. O yüzden komple o bölge sular altında kalsın. Köylere biraz su sıkıntısı da vardı zaten yaşadığımız yerde. O boruyu halletmek için uğraştık. Bakın saat 9:44 olmuş. Bu saate kadar boruyu kestik, suyu açtık, bilmem ne yaptık, tamir ettik. Bunlarla uğraştık açıkçası. Bu anımı da paylaşayım dedim. Burada dediğim gibi domuzlar artık sokak köpeği gibi çok tuhaf oluyor insan. Bayağı da haytalar, yaramazlar. Borumuzu patlatmışlar. Şimdi boruyu artık sardık mardık. Şu an krizi çözdük. O yüzden bu akşam da geç kaldık. Şimdi düşen trendi kırdı yukarı. Bundan sonra da hareketler çok büyük oranda yukarı gidecek. Yan kağıtlara baktığımızda şurada. Kent, Santeme, Uşak. Uşak 4-5 gündür tavan gidiyor. Yani niye gidiyor? Ondan bir genel kurulu vardı herhalde. Kale Seramik de iyi gitti açıkçası. Katıl Ev'de bakın. Katıl Ev'de tavan oldu. Şöyle aklımızdayken Katıl Ev'e bakalım. Katıl Ev'e konuşuyorduk. Şuradan girilir, buradan girilir. Katıl Ev şimdi çok düştüğü zaman bir şirket. Yükselişlere başladığı zaman şöyle olabiliyor. Bir tavan, ertesi gün yüzeyde aşağı, ertesi gün tavan yukarı. Yani öyle kolay ne trade yaptırıyorlar ne kolay ekmek sana veriyorlar. Yalnız yatırımcıysan işte şu bölgede topladıysan sıkıntı yok. Bu şirkette yukarılara gider diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi nereden alırız? Ya hocam şimdi bilgi amaçlı da şunu paylaşayım bakın. Düşüş diyen şuralarda düşen bıçak tutulmaz. Aman yapmayın etmeyin. Bakın şurada hiçbir alış ibaresi var mı? Yok. Alış ibaresi bir tepki bakın. Gündoğdu Borsa'nın olayı. Bir tanesi düşüşlerden tepki gelmeyince malı alma. Nereye kadar düşeceğini bilemezsin. Sakın ha bu hatayı yapma. Tepki gel. Bekle. Borsada fırsat bitmez. Bak şimdi burada tepkiler gelmeye başlamış mı? Başlamış. Kırmızılardan sonra fiyat yataya gitmiş mi? Yatay. Burada mal toplanmış. Şurada toplama bölgesi işte. Burada topluyorlar babalar. Şuradan alıyor, buradan alıyor, buradan alıyor. Ondan sonra yukarı gitmeye başlayınca para kazanıyorlar. Sen de öyle. Artık burada tepkiler gelmeye başlamış. Bakın kocaman bir yeşil var. Sonra kırmızı, sonra da yeşil. Bugün tavan. Artık yani denenebilir. Yukarılara hareketler denenebilir katıl evde de. Ne olur 20 günlüğüne altına şuralara stop koyun. 47'ye stop koyarsın. Yukarılara hareketi düşünürsün. Katıl ev güzel şirket. BIST yüzde de zaten seçildi. Burada tecrübe açısından sizlere paylaşıyorum bunu da açıkçası. Şimdi takibimizde olan şirketlerden dün ne demiştik? Birisa alırsanız büyük oranda kazanırsınız demiştik. Zaten Birisa da burada ne yaptı? Alım yerinde ne yaptı? Buradan bugün %8 falan yaptı. Bizi de izleyenler açıkçası kazandı. Biz de açıkçası iyi gidiyoruz. Telegram grubumuzda artık günlük trade'lerimizde şov yapmaya başladık. Biz de beraber yol almak istiyorsanız buradan Gündoğdu Borsa'ya buradan yazın. Asistanım destek olacak. Çok güzel. Açıkçası belki bir günlük trade'le bile ücretinizi çıkaracaksınız diye düşünüyorum. Açıkçası iyi de gidiyoruz. Güzel hisseleri de kestiriyoruz gözümüze. Şimdi birisi de bu şekildeydi. Başka ne var? Borusan bugün iyi gitti, tavan oldu. Sonra aşağı düştü. BIST yüze ne olmuş? Bakalım. Alpas, Kaleser. Kaleser iyi gidiyor bayağıdır. Gübre fabrikaları ne oldu onu bilmiyorum. Garanti Bankası. Bankalar hala tuhaf şekilde gidiyor. Ben banka yatırımına borsaya işte başladığım zamanlarda banka herhalde bir sene hiç hareket etmedi veya işte %5-10 yaptı bu bankaların çoğu. Şimdi öyle bir sonraki sene oldu. Orada da %5-10 yaptı. Ben sonra banka yani hiçbir şekilde banka almayı açıkçası düşünmedim. Ama ne oldu? Bu sene bankalar gerçekten açıkçası güzel gitti. Özellikle son 6 ayda bankaları ciddi anlamda yukarı vurdular. Bu aynı zamanda enerji şirketleri güzel gitti. Enerya'yı beğeniyordum. Enerya'ya bir bakalım. Enerya şirketini söylüyorduk zaten bize uyuyor. Güzel şirket. Saçma şekilde geçenlerde düşürdüler. Bugün hariç birkaç gün önce. Düşürdüler ama işte dediğim gibi korkmamak lazım. İyi şirkette biraz sağlam durmak lazım. Bakın mesela Enerya bence yarından sonra
Muhtemel hareketler yukarı gidecek. 20 günün üstüne 60 mı 65? 20'ye gelmiş 5 günlük hareket. O da yukarı dönecek mi? Kısadaki düşen trend kırılmış mı? Kırılmış, 190 liralara gelmiş. Bu şirket bence Enerya şirketi. Bakın açıkçası bizde de vardı. Düştü, ben panik olmadım. Bende de vardı şirket, açıkçası söyleyeyim, samimi söyleyeyim. Şirket 227 lira kadar yolu var. Oralara kadar tutarım. Oralarda satarım. Açıkçası sonra Enerya'yı beğeniyorduk demiştik. Sonra işte holdingler, bankalar burada daha önde gözüküyor. Sonra SDTR, bakın SDTR de güzel gitti. Artık diplemiş miydik? Çok nereden dilime doladığım şirket diyorum ama o şirkette şimdi diplerden aldığınız zaman yüzde o da herhalde 15 falan yaptı. Yani borsada bazen biraz sabırlı olmak gerekiyor. Dün tavandı, bugün dün eksi 7 falan oldu. Bugün gene bayağı yukarılara çıktı. 6'lara, 7'lere falan çıktı. Biraz satış yemiş. Ama artık düşüş kısadaki düşüş trendini kırmış. Artık yukarı ya gözüküyor olaylar. Hacim de artmış mesela. Bugün de fena değil. Dediğim gibi hisselerde de yukarı gözüküyor. Maalesef bizi fazla bekletti. Ben de istiyorum, inanın, aldığımız zaman sürekli yukarı gitsin. Bizi izleyenler olsun kazansın. Vatanımız, milletimiz kazansın. Biz kazanalım. İnanın biz de iyi niyetle istiyoruz ama her zaman olmuyor maalesef. Biz de öyle olduğu zaman biz de üzülüyoruz. Sonra hangi şirketlere bakabiliriz? Bayağı hepsi, çoğu iyi gitmiş. Pek gayrimenkul 2 gün 3 gün tavan gitti. Şimdi taban gitti. Saçma sapan hareketler yapıyor. O yüzden biraz daha yani şirketten, yani bu tarz hareketleri bugün ne oldu böyle bir şey oluyor onu da anlamış değilim. Aselsan zorlanıyor ama çok ciddi işler oluyor Aselsan. Gerçekten bu hafta söylemişti yükseliş bekliyoruz diye. Güzel gitti. Türk Hava Yolları da herhalde bu düşen trendi kıracak. Bakın düşen trendi gözüm Türk Hava Yolları'nın üstünde. Bu düşen trendi kırdığı zaman Türk Hava Yolları'na da yanaşılabilir. Yani kırılmadan da olabilir. Zaten şirket çok çok ucuz. Ben Gündoğdu Borsa'yı izliyorum ama hep küçük sermaye bahsediyorsun hocam diyenlere varsa da şu anda söylüyorum. Türk Hava Yolları yatırım tavsiyesi olmayaraktan artık ucuz. Endekse beraber kırdığı zaman o da 350-400 bölgelerine doğru yol alma ihtimali çok. Sonra neler demiştik açıkçası. Zaten burada artık hisselerimizi söylüyor. Bakın Tuğ Çelik düşeni kırdı. Bir, Federal Mogul İzmit düşeni kırdı. Güç topluyor. Yukarı doğru gidecektir. Hedef fiyat burada yazıyor. Bakın bu şirkette iyi bir şirket. Ostim. Ostim de çok dibe geldi. O da düşeni kırdı. Onda da hareketler yukarı gidecektir. Bakın Ostim yarı fiyatlanan hemen hemen bir şirket. Onda da yani %50 potansiyel şu an kafadan var. Maçko da bakın katılım endeksine uymayabilir. Orasını iyi araştırın ama şirket kar oranı, öz sermaye karlılığı, FABÖK durumları falan şirketin gerçekten açıkçası ideal. Geçen seneye oranla da güzel. Şirket dediğim yerlere, buradaki Instagram'a bakarsanız dediğim yerlere çok büyük oranda gidecektir. SRT'ye de söylemişiz, Tarkim'i söylemişiz. Hareket, Yiğit, bunlar da gidecek bu şirketlerde. Gideceğini düşünüyorum açıkçası. Sonra neleri söyleyebiliriz? Güler Yatırım Holding. Güler Yatırım biz söyledikten sonra şu gün bakın iyi giderken ertesi gün kap attı. Kapta bedelli ve bedelsiz karışık bir şeyler söylemiş. Okudum, çok anlayamadım. Bu şirket şu an yarı fiyatına fiyatlanıyor. Bu şirket buralardan dönmesi lazım yukarı. Hem de rally olması lazım normal şartlarda. Ama o kaptan sonra şirket baskılanıyor. Neden baskılanıyor anlamış değilim. Ama ucuz ve karı iyi bir şirket. Hatta bizden sonra, benden sonra da Borsacı dedi de söylemiş bu kağıdı. Onu da duydum. O da kulağıma geldi açıkçası. Sonra biraz şaşırtan şirkete bakalım. Çin Beton biraz bizi şaşırtıyor ama bakın artık ne dedik, buralardan topluyorlar artık. Yeter. Topluyorlar. Bakın RSI dipleri artık yukarı çıkıyor. Bakın RSI dipleri yukarı çıktığı zaman buradan mal topluyorlar anlamına geliyor. Teknik analiz tecrübelerimi de paylaşıyorum. Buralardan artık düşeni kırar. Kırdığı zaman şuradaki hareketi bir ayda, 2 ayda şak diye yapabilir. Şirketin ben uzun vade, yani uzun vade 10 binler, 10 binleri de aşacağını düşünüyorum. Orta vadede de yani çarpı 2, çarpı 3 olabilir şirkette. Hiç önemli olan kimse konuşmadığı zaman şirkette alıp beklemek. Uçana değil, uçmayana gelmek. Biraz şaşırttı mı? Şaşırttı. Ama açıkçası artık ona da sıra geliyor. Sonra Jansa demiştik. Jansa 3 gün önce söyledik herhalde. Jansa'yı da bizim dediğimiz yer şu bölgeden alan, 27'den alan şu an 30, %10. Vallahi iyi.
para kazanmış. Zaten şu bölgelerde de satabilirdi. %10'u da geçebilir. Ama Jansa'da da buradan hareketler yukarı. Orta vade 45 lira. Yani %50 potansiyel var. Bu %50'yi bakın şurada kaç günde yaptı? Burada iki haftada yaptı herhalde. Burada da yapma potansiyeli olabilir. Olmaz değil. Sermaye küçük, karı güzel. Şirket açıkçası. Bunlar da takibimizdeki şirketler. Borusan bugün dikkatimi çekti. Borusan da bir beğendiğimiz şirket biliyorsunuz. Bize uyuyor. Artık dibin dibi gelmiş. Bakın 200 günlük ortalamanın ciddi altında. Yani bir şirket 200 günlük altına gelmiş. Daha ne olsun. Trendi de burada kırmak üzere. Bu da artık buralardan toplanır gibime geliyor açıkçası. Bayağı tabii çok ciddi prim yapan şirket. Çok ciddi prim yaptığı için bayağı da düşüş trendinde. Yine denenebilir bize açıkçası uyan şirket. Başka çok bahsettiğim şirketlerden hangilerinden söyleyebilirim? Şöyle baktığımda bakın şeyi de söyleyeyim. Kütahya Porselen. Kütahya Porselen'i de artık önümüzdeki günlerde hareketler yukarı olabilir. Bakın şurayı 97 şirket bence kırar. Burayı zorluyor. 97'yi kırdıktan sonra hareketler şak diye şu bölgeye 100 115 bölgesine gitme potansiyeli çok. 20 günlük burada kaçı kesiyor? Evet, 20 günlük 100 günlüğü de kesiyor. Ve bu da bir etkili bir durum. Hacim gitgide artıyor mu bakalım. Hacim de artıyor. Dediğim gibi biz de yol almak istiyorsanız Telegram grubunda günlük alsat yapmak istiyorsanız ve hisselerinizi değerlendirmesi istiyorsanız buradan bize yazınız. Sonra kanalımıza abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Instagram'dan özellikle takip etmeyi unutmazsanız çok çok seviniriz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Tekrar görüşmek üzere. Şunu unutmayın. Yan kağıtlar artık sırala geliyor. Gönlünüz rahat olsun. Sabreden kazanacak. Bu kanalı izliyorsanız siz de kazanacaksınız. Herkese iyi akşamlar, saygılar.